Bu bitki de işte Türk otu diyebiliriz. Türk kökü diyebiliriz. Türk Türk kök. bitkisi diyebiliriz. Niye Türk? Sadece Türkiye'de mi yetişiyor? Yok yok. Türklere özgü bir bitki. Bu da onun için. Hı. Neden? Atalarımız bunu eskiden atıyla gittiği her yere götürmüş. Dünyanın neresine giderse gitsin yanında mutlaka tabii yiyecek içecek şeyler de götürmüş de mutlaka eğri kökünü beraber götürmüş. Neden? Eğri kökünün ektiğiniz toprak, şey, sulak yerde yetişir. Hı. Göl, gölet ve durgun sularda yetişir. Bataklıklarda yetişir. Farklı bir bitki. Eğri kökü veya hazan bel. Atalarımız bunu işte nereye gittiyse oraya götürmüş. Mısır'a gitmiş, Mısır'a. Atilla ta Orta Avrupa'ya kadar gitmiş. Gittiği yere, her yere Türkler eğri kökünü birlikte götürmüş. Neden? İçme sularının olduğu yere, suların kenarına bunu ekmişler. Bu Mısır'ın yaprağı gibi bir uzun yaprağı var. Mısır'ın koçanı gibi de bir koçanı olur. Ve bunun tabii ki yaprağı, koçanı, çiçeği değil, kökü kullanılır. Bu kökü mide için, bağırsaklar için dünyada aklınıza gelen en iyi bitkidir. Mide rahatsızları, bağırsak rahatsızları için. Özellikle de günümüzde insanların en büyük problemi ne? Mide bağırsak. Neden? Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, Yanlış kimyasal beslenme. kullana kullana ne oluyor? Bir de fast food tarzı abur cubur Yanlış ye mesela ne beslenmeden oluyor? de çok fazla. Mide bağırsak gitti. İşte midenin bağırsağın tek dostu eğri kökü. Atalarımız bunu Avrupa'ya 500 yıl ihraç maddesi olarak satmış. Adı nedir efendim? Tekrar alalım. Eğri, eğri. Eğri Eğri kökü. kökü veya hazan bel. Hazan bel. Hazan bel. M yok, ne? Hazan, Hazan hazan bel. be. Bel. Bel. Hazan Hazan bel. bel. Hızlı konuşuldu mu da hazan bel gibi oluyor. Hazan bel. Hazan bel veya eri kökü mide asidini fazlaysa azaltır, azısa yükseltir. Mide asidini düzenleyici. Mide üşütmesini önleyici. Mide krampını önleyici. Şişkinliği önleyici. Mide için en etkili. Bununla ilgili birçok ilim adamı araştırma yapmış. Mesela Doktor Jürgens yapmış olduğu araştırmalarda lösemi, kan kanserine iyi geldiğini belgelemiştir. Herbalist ve hekim olan Suzan Köhler, bu da bağırsak kanserine karşı iyi geldiğini belgelemiş. Maria Trebin isimli bayan da bununla ilgili yapmış olduğu araştırmalarda lösemi yani kan kanseri, akciğer kanserini yani kansere karşı bile etkili olduğu bu ilim adamları tarafından yıllarca hastalar bununla tedavi edilmiş. Eskiden Avrupa'ya ihraç ürünü olarak satılan eğri kökü günümüzde Türkiye'de bulamıyoruz. Neden bulamıyoruz? Biz unutkan bir millet olduk. Çok komik. Dünyanın hiçbir milleti kendi kültürünü unutmaz. Türkler hariç. Türkler her şeyi unutur. Şimdi televizyonda da bir reklam çıkıyor. Efendim, sarımsaksız bastırma, sarımsaksız sucuk. İşte efendim, çemensiz bastırma. Ya çemen neyedir? Boy otu. Kan yapar. Sindirim, kolesterol, lipid, trigliserit yok eder. Çemen kadar kanı temizleyici, arıtıcı, kansızlığı önleyici bitki yok dünyada. Çemensiz pastırma olur mu? Olmaz. Efendim kokmasın onun için çemensiz. Yediğin şeyi sindiremezsin. Çemensiz olursa pastırma sindiremezsin. Sarımsaksız olursa damarlar yağlanır, organlar yağlanır. Ondan sonra da tank gibi olursun, kalırsın.